Gidiyoruz programından merhabalar değerli izleyenler. Bugün Yeşilyurt ilçemize bağlı Zaviye Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda muhtarımız var. Sizi tanıyabilir miyiz? Efendim, Zaviye Mahallesi muhtarı Yusuf Bilenler. RTV'ye teşekkürlerimizi, saygı, selam, hürmetlerimizi iletiyoruz. Buraya kadar gelmişler. Biz de teşekkürlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Biz teşekkür ederiz muhtarım. Kaç dönemdir muhtarlık yapıyorsunuz? Bir dönemdir buradayız. İlk döneminiz? Evet. Zaviye Mahallesi tabii ki deprem felaketinden en çok etkilenen mahallelerimizden bir tanesi. Ümran Hanım, Malatya Zaviye Mahallesi Tepik Temelli Caddesi'nde kurulan binamızın yeri. Efendim, Malatya'da en büyük mahallelerden biri olarak geçiyor. Nüfusunuz kaç peki? Şu an 12.200 seçmenimiz var ama eskiye göre biraz eridi. Şu anki değerlendirme, Malatya'da en büyük cadde Ünönü Caddesi'dir. Ondan sonra bizim Tepik Temelli Caddesi gelir efendim. Peki muhtarım, tabii ki sohbetimize devam edeceğiz ama burada vatandaşlarımız var. Biraz onlara mikrofon uzatalım, sonra turumuza başlayalım. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Ben de Zaviye Mahallesi sakininde 30 yıldan beri burada oturuyorum. Eviniz ne durumda? Az hasarlı ama mağduriyetliği görüyorsunuz. Sıkıntılar giderilmedi. Ne gibi eksikleriniz var, talepleriniz var? En büyük sıkıntı, mahallenin cadde olsun, ara sokaklarda ışıklandırma tamamen eksik. Sokak lambaları yanmıyor maalesef. Yanmıyor. Ben İkra Sokak'ta oturuyorum. İkra Sokak tamamen karanlığa terk edilmiş. Kaç aydır öyle karanlık peki? Yani depremden sonra. Halen de giderilmedi. Temelli Caddesi'nde eksik direkler dikildi. %70 ışıklandırma yok. Takip yok. Yani hangi birini anlatayım? Altyapı yok. İnternet çekmiyor, telefon çekmiyor. Ya bu sadece şu an giderilecek mağduriyetlikler dahi giderilmedi. Ben de aynı zamanda Zaviye Muhtar adayım, Murat Evren. Ama birçok sıkıntı var. Yani bugün tamam, muhtarımız eline geleni yapıyor ama sürekli ben de TEDAŞ'a, Aksa'ya, Fırat Elektrik Kurumu'na birçok yere başvurdum. Söyledikleri ne? Yıkım çok fazla, mücbir sebep, en kısa zamanda hadir edecek, çözülecek, Malatya'nın ışıksız caddesi, sokağa kalmayacak kelimeler. Maalesef hep geçiştirmeye yönelik cümleler sarf ediliyor. Bir yıl oldu aynı. Evet, herhangi bir sıkıntı çözülmedi. Yani, teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım. Ben Ali Şahin. Aynı zamanda bu mahallede oturuyorsunuz. Bu mahallede oturuyorum. Azasıyım bu mahallenin. Bir de yukarıda evim vardı, yıkıldı. Şimdi yıkıldı köyde mı eviniz? Evet, köyde kalıyorum. Hangi köyde? Doğanşehir eski köyde kalıyorum. Gelip gidiyorum. Hak sahibi oldunuz mu peki? Olduk ama belli bir şey yok bize, bir şey. Hala bekliyorsunuz maalesef. Yerimizde yerler esiyor işte bu şekil. Ama yerinde dönüşüm mü istiyorsunuz, TOKİ mi? Ben TOKİ istedim. Elimizde geldiği kadar yardımcı olduk insanlara. Elimizde geldiği kadar gerekli yerlere müracaat ettik. Yani sonuçta bir nebze olsun insanlarımıza yardımcı olduk. Bundan sonra da yardım etmeye devam edeceğiz yani. Peki bir talebiniz var mı? Bir isteğiniz? İsteğimiz işte mahallemizi görüyorsunuz. Demeye hacet yok işte. Böyle hayalet bir mahalle. En büyük mahallenin bir tanesi. Üçüncü büyük mahalleyiz biz. 23 bin seçmenimiz vardı. Şeyimiz vardı, nüfusumuz. 12 bin seçmen. Bunlar yarısıya kaldı ya kalmadı. Onu da bilemiyoruz. Çok fazla göç verdi. Yüzücü bir durum. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizi tanıyalım amca. Ben Dilenma Sokak'ta oturuyorum. İstediğimiz buraydı. Bu boş araziydi. Aha, gördünüz durum. Yani şimdi gidiyoruz. Yani AFAD'a gidiyoruz. Doğru bir cevap veren yok. Kimi diyor buraya yerinde dönüşüm girecek. Kimi diyor yok diyor. Amca, deprem anında mı yıkıldı yoksa ağır hasar mı aldı? Yok, sonradan mı yıkıldı? Aldı. Bizim bitişik yıkıldı. Burada AFAD apartmanı, yani 40-50 kişi öldü herhalde. O yani o kadar insan öldü. Zaten orası da çürük raporluydu Elazığ depreminden dolayı. Ama nasıl yaptılarsa az hasara mı çevirdiler? Mal yıkıldı, bir sürü insan öldü. Allah bildiği gibi yapsın yani, ne diyelim. Bütün komşularımız gitti işte, hepsi biliyor buradaki apartmanı. Yani şimdi şu afanı diyeyim. 25 yılımız var. Ya yani şimdi bize doğru bir cevap veren de yok. Buradan mı gideceğiz? İki çeden mi alacağız? Yani AFAD'a gidip masa bulamayız. Konteynerde kalıyor, konteynerler damlıyor. Akşam hanım yemek yapıyor. Hangi konteyner kenttesiniz amca? Manas evleri, konteynerine gittik. Nereye gidiyoruz? Yok, burada konteyner de yok.
Yani durumlar böyle. Yani kimse bir mata bulamıyor. Nereye gitsek kimse bir şey bilmiyor. Konteynerde yaşamak da çok zor ya, tabii. Yani oraları çektiniz. Siz yakıncaya geldiniz. Evet biliyoruz zaten. Hakimiz evet. Konulara da. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Kimse bir doğru cevap da vermiyor. Afada gidip mata bulamıyor. Bir yaşam kartıya bir kart verdiler millete. İki ay para verdiler. 3000 lira mı ne para yatırdılar. Ondan sonra yok senin maaşın var. Sen emeklisin geri kestiler. Yani böyle bir şey var mı? Geçinebiliyor musunuz peki? Ya ne yapar geçinme sen de idare ediyoruz. Sadece bir emekli maaşınız var. Hanım emekli. Ben emekli değilim. Ben çalışıyordum. Bir şeyde bu mezarlığın orada karşı yeri yapılıyordu. İş bitti çıkardılar. Ya iş de yok. Yani şimdi benim yaşım olmuş 67, 66 ben burada sen nerede çalışacağım? Engelli maaş alalım diyeyim bunu da verimler. Hanımın emekli değiller. Yani böyle bir şey var mı? Allah yardımcınız olsun amca. Gerçekten çok evet. Zor. Sizi de tanıyalım. Teşekkür ederim öncelikle. Sayın Muhtarım'a da teşekkür ederiz. Bu mahallede oturuyorsunuz siz de? Bu mahallede oturuyoruz. Buraların mülk sahibiyiz. Kadıoğullar diye geçer. Yıkıldı mı sizin de bizim evleriniz? Bizim burada tamamen bir apartman. İlk depremde yerle bir oldu. Aslında deprem anında mı? Deprem anında. Aslında bitişik bina üstümüze yıkılınca o da çöktü. İşte Malatya'nın da en büyük mahallesi olduğu halde burada seçmen sayımız yarıya düşmüş. Hangi apartmanda yıkılan? Kadıoğlu. Kaç canımızı yitirdik? Kişi canımızı yitirdik, çok yitirdik orada. Burada çok yedik Sayın Muhtarım herhalde. Sayın Kadıoğlu, sözlerinize şifayla katılıyorum. Burada ikinci depremde Sayın Kadıoğlu'nun Bedir Bey'in yerleri ikinci depremde burada yıkıldı. Birinci İçinde deprem, kimse yoktu muhtemelen yani tabii, az sayıda kişi vardı tabii. İkinci depremden itibaren boşaltıldı. İkinci depremde buranın gündeminde olmayınca bir kişi vardı Bedir evet, Bey. Doğru, bir bayan, evet, bir o bayanı da kontrol altında aldık, çıkarttık. Ama oradan hariç deprem günü, ikinci gününde ben depremin bulunduğu Zülküp Baharatçı'nın oradaydım. Oradaki bulunan yerdeyken burası kalabalıktı. Ben onların koruma altına almışım. Sobayı yakmışız efendim. Bayanlar dolu. Aynı zamanda koruma altındayken ben dedim kendi hallerine bırakayım. Izdıraplı bir şekildelerdi Ümran Hanım. Ben efendim bu duruma dayanarak ben biraz dedim dolaşayım kendi halimde. Bu anda mı depreme yakalandınız? O an efendim. İkinci depreme tabii. 13.21 saat dakikalarında burada ben depremde kaldım. Anında çıktım. Çıkmam lan. Mıhtarlık büroma geldim. Oradan güvenlik amirimiz geldi. Dedi ki muhtarım burayı kapat. Tamam başımsın amirim dedim kapatayım. O an kapattık. Arama taramalara başladık. Birinci deprem de Ümran Hanım şu BİM'in bulunduğu yerde orası efendim 33 kişi efendim orada vefat etti. O tarafa doğru gideceğiz zaten evet, anlatacağız tabii ki bütün konuları detaylarıyla. Sizin var mı bir mağduriyetiniz bir taleviniz? Talebimiz valla hep muhtarımıza anlatıyoruz biz sağ olsun muhtarımız hep yanımıza ilk günden şu güne kadar bütün yardımlarda yapacak her şeye özellikle çok teşekkür ederim. Ama konteynerlerimiz verilmedi daha bize doğru dürüst bir devlet destekleri gelmedi. Nerede kalıyorsunuz şu an? Ya şu anda dışarıda kalıyorum şehir dışında kalıyorum iş yerim var ileride iş yerinde kalıyorum ben. Ofis var, muhasebe var. Orada yatıp kalkıyorum ben. Aileniz nerede peki? Aile kısmen Ankara'da, kısmı işte üniversitelerde. Şehri terk etmek durumunda kaldı. Çaresizlikten kaldı tabii ki. Teşekkür ederim öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Şöyle muhtarım dilerseniz mahalle buyurun. Turumuza başlayalım. Gel. Şöyle ilerleyelim. Şimdi, görüyoruz Zaviye evet, Mahallesi evet, şimdi, maalesef boş tarlaya dönmüş Hanım, durumda. Izdırap şeklinde. İnan ki biz o arama taramaları yaptığımız dönemlerde, saatlerde biz çok çile çektik Ümran Hanım. Bak şu gördüğümüz yerde efendim. Mahalle genelinde kaç canımızı yitirdik depremde? İki depremde de muhtarım. Efendim birinci deprem burası. Sayın. 4.17 geçe burada yıkım meydana geldi. 4.17'de
buradaki arama taramalara da katıldık. Efendim, burada 33 kişinin vefatı arama taramalarda çıkarıldı. Ama 17 kişiyi de kurtardık. 17 kişi yaralı olarak kurtuldu. Yaralı olarak çıkarttık. İnan ki Ümran Hanım, biz Allah'tan kanı kanı rahmet diliyorum. Ben 33 kişiye rahmetle anıyorum. 33 kişi kaç günde kurtarıldı, çıkarıldı efendim, cenazesi? 2 gün sürdü. 2 gün sürdü. Oradan sonra efendim Sayın Kadıoğlu'nun, Bedir Beygin'in bu karşı bina, taraftaki 4 blok efendim, 4 blok. Bu 4 blokun bulunduğu yerde herhangi bir vefat olan olasılığı yok. Ama o an itibariyle buradan 13-21 dakikalarında buradan bir araç geçmiş. Ümran Hanım. Araçta 2 kişi var. Toyota marka. Orada sizin binanızın tabliyesi, evet, efendim geldi. Aracın üstüne mi devrildi? Aracın üstüne düştü Ümran Hanım. Vefat ettiler. Evet, vefat ettiler. İnan büyük talihsizlik. Düşünseniz araçla geçiyorsunuz ama maalesef bina direkt aracın üstüne devriliyor. Orada yakalandı. Yani mekanları gitse, cennet olsun efendim, inşallah. Düz gitse hiçbir şey yok. Ama Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahi yiyip içeceği buraya kadarmış. Peki mahallede kaç kişiyi kaybettik toplamda? Efendim aşağı bölgede bir Hamdi berber arkadaşımız var. Hanımıyla beraber yegeni ve oğlu, evet, Bedir Bey demiş ben bir şeyler alayım çıkarayım demiş. 13-21'e yakalandı orada. Tabii o kadar soğuktu ki onlar hava. İnsanlar hani yukarı çıkıp en azından bir iki parça kıyafetini almaya gittiklerinde maalesef ikinci depreme yakalanıyorlar. İki tane çocuk kurtuldu orada çıkanlarla beraber. Efendim burası Dilema Sokak. Evkur binaları. Sizin bulunduğunuz bura efendim, şu üst katlı. Buradaki oturum kişilerden biri de Selahattin Ar. Burada oturan kişilerden biridir. Ama buranın anlatımını sana bırakıyorum. Amcamız anlattı zaten genel anlamda. Kendisiyle konuştuk. Şöyle devam efendim, edelim burası turumuza. Burası Dilema Sokak. Burada da efendim 90 daire Şahika kooperatifleri var. Efendim bunlar da yıkıldı, çok mağdur oldu. Ara sar mı aldı, deprem anda mı yıkıldı? Bir tane bina kaldı. 90 daireden bir blokunki kalmıştı. O birler hep yıkılmıştı. O da en son, o da yıkıldı. İnan ki İmran Hanım, çok büyük acılar yaşandı, evet, gerçekten. Yani ızdırap içinde. Ben çok yoruldum ama ayaklarım üzerinde durdum. Halkıma, vatandaşıma, Mail bölgemdeki, mahallemdeki bütün herkese destek. Deprem anında kaç bina yıkıldı mahallede? Deprem anından bahsediyorum. Birinci bina burası. Ondan sonra aşağıdaki binalar yıkıldı. İkinci günü, yani aynı gün ikinci deprem. O da yıkıldı. Çok muhtemelen ilk depremde hasar aldı, ikinci depremde yıktı. Muhtemelen öyle olmuştur. İmran Hanım, efendim, bizde Malatya'da ölüm sayımız az olduğu için bizim büyüklerimiz, binalarımız çok oldu ama bina herhangi ilgilenen olmadı. Binada inan Hatay'da başa baş geldik. Maraş'ta, Adıyaman'da çok çok fazla yıkıldık. Maalesef ölü sayısı az olduğu için Malatya genelinde gündeme çok gündeme gelmedi. Yani bunu çok kez biz de söylüyoruz. Vatandaşlar da bundan çok yakınıyorlar. Ama Malatya'da bina kalmadı. Şöyle sağlı sollu baktığımız zaman zaten durumun vahimiyeti ortada. Efendim, yani bunu anlatmaya gerek şu yok. Şu anki Kavuklar Camisi'nin bulunduğu yerde hasarlıdır. Cami karşımızda. İbadet yapılmıyor. Bekleme. Yıkılacak mı orası da? İşte tamir görmüyor. Güçlendirme yapılmıyor. Ben ne yapılacak peki? Ne söyleniyor? Yetkili arkadaşlarla, hocalarımla görüştüm. Yukarıdaki Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı kişiler buranın hazırlıklarını yaptıracaklar veya yenikten mi yıkılacak, yapılacak mı? Onu kaç yıllık bir cami burası? Burayı Kavuklar yaptırdı. Yani bir 30 yıl var. Cahit Kavuk yaptırdı burayı. Tanıdığımız kişiler. Efendim, inan ki böyle bir gün daha, böyle bir deprem, afat Cenab-ı Allah tarafından verilmesin. Ben amin, Rabbim korusun,
olmasın. Peki sağ taraftaki bina ile ilgili şimdi, orta hasarlı mı, ağır hasarlı mı tam anlayamadık. Efendim, çadırların bulunduğu yer imzalanım. İşte burada 90 daire vardı. Şayka kooperatifleri. Efendim burada binalarımız vardı. Hepsini yıkıldığını görüyoruz. Görüyorsunuz. Peki bu bina ne olacak muhtarım bina, sağdaki? Efendim şu an orta hasarlı bir değerlendirmede güçlendirme konumu yapılmadığı için 29 Aralık'ta terk edilmiştir, ağıra dönmüştür. Yıkılacak yani burası da. Burada zaten yıkılacak. Muhtarım yani ayakta durabilmesi bile büyük mucize. Bu tür yapıların da bir an evvel yıkılması gerekiyor. Yani vatandaş nasıl yaşayacak İmran burada? İmran Hanım yıkılacak ki yenisi yapılsın, yaralar sarılsın. Biz bir yıldır yaraları sarmak üzerinde bulunuyoruz. Peki yıkılmayı bekleyen bina var mı? Çok fazla mı yoksa az bir sayıda mı? İnan ki orta hasarlı binalarımız çok. Kaç tane var şu an tahmini? Sayamayız. Birçok. O kadar çok yani. Yıkılan bina kadar da orta hasar var. Güçlendirilecek var mı? Güçlendirmeden terk etmişler. 100 tane de bir tane iki tane çıkar belki güçlendirme. Mantıklı olan da o bence yani. Evet. Gerçekten çok zarar gören bir mahallede yani geziyoruz şu an. Başlıyoruz yani burada anlatmaya. Durumlar, ciddi anlamda çok vahim efendim, durum. Bizim Zavya mahallemize bağlı. Marmara özür dilerim. Manolya sokak, Erikli sokak, efendim Ekrem sokak, efendim Aşina sokak, Merter sokak. Burada da binaların çoğunluğu Mehteroğlu binaları vardı. Onlar da yıkıldı. Çok fazla göç de verdiniz haliyle. Çok zayiat var. Efendim biz yani bunu sayın devlet büyüklerimize de iletmişiz, bildirmişiz. Ben o zamanınki sayın Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. Çok muhterem biri. Ben burada konferans merkezinde de konuştum Sayın Bakan'la. Efendim durumu arz ettim. Tevfik Temelli Caddesi'nin halkı, bina sahipleri, daire sahipleri efendim bana diyor ki bizi diye burayı terk ettirmesinler. Biz dedi yerimizde kalalım. Ben de dedim ki Sayın Bakanım bize bir destek verin. Yardımcı olun. Benden bunu istiyorlar, soruyorlar. Dedi kimseyi dışarı göndermiyoruz ki dedi. İhtiyaçlı olanlar dedi TOKİ'ye gider. Yok yerinde kalacaklar da yerinde dönüşümde kalır dedi. Sayın Bakan'a ben katılıyorum. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına girişimde bulunmuş olan Sayın Bakanıma ben saygı, selam, hürmetlerimi iletiyorum. Muhtarım ama şöyle bir durum da var. Tabii ki Malatyalı'nın, Malatya'da yaşayan vatandaşın Malatya'da kalabilmesi için eksiklerinin, taleplerinin giderilmesi gerekiyor. Evet. Depremin üzerinden bir yıl geçti. Hala sokak lambaları yanmıyor. Hala orta hasarlı yapılar güçlendirilecek mi, yıkılacak mı bunu konuşuyoruz. Hala mahkemelik şimdi, yapılar var. Yani Murat, tabii ki Malatyalı'da Murat kalsın Evren'in, ama yetkililer de biraz görsün Karadayı, vatandaşları. Murat Evren'in katılımına gelmek istiyorum. Şimdi efendim İmran Hanım, ben TEDAŞ'ın yetkili amirleriyle, memurlarıyla, şefleriyle görüşüyorum her gün. Sayın amirim dedim, bu sokak lambaları yanmıyor. Aydınlatma yok. Mümkünse kadınlarımız, bayanlar, çocuklar, aileler geçiyor. Burada korkuyorlar, sıkıntı var. Mümkünse dedim buraların lambalarını, aydınlatmalarını uygulayın. Konuyu her defasında maalesef yıkım faaliyetlerine dayandırıyorlar. Ya... Ben şurada oturuyorum bu binada. Bu mahallenin kim? Söyleyin bakalım. Merhaba abla, şöyle yürüyelim. Gelin buyurun, sizi tanıyalım önce. Bu mahallede oturuyorum. Hangi parti olduğunu öğrenebilir miyim ben? Parti değil, biz programı, biz program yapıyoruz. Parti mahallenin sorunlarını yok. Anlatıyoruz. Yani sıkıntı yok. Sorunu şu çöp, başka bir sorunumuz yok. Çok şükür Allah'ın keremine. Her şeyimiz dört dörtlük. Şu parkta biraz beklesin millet. Ya polis falan beklesin. Çünkü buraya bayağı bir uyuşturucular mekan kurdular. Ondan başka hiçbir sıkıntımız yok. Bunlar da alsınlar tamam. Gerçekten hiçbir problem yok. Sizin eviniz ne durumda? Burası. Bakın. Az hasarlı mı? Yaptırdık. Şuralar hepsi gözümüzün önünde yıkıldı. Buranın muhtarı hiç ilgilenmedi bizimle. O günü bizi buraya gömdü gitti. Öldü kendisi de. Muhtarımız şu anda abi, yanımızda. Siz şimdi, miydiniz? Bir saniye. Siz miydiniz? Şimdi. Gerçekten. Bakın çekin gerçekten. Vallahi bunu da yayınlayın yani. Bizim muhtarımız o gün yoktu. Yoktu yani yoktu. Yoktunuz.
Biz çadır bekledik günlerce, aylarca. Biz serada kaldık ya. Arayı sormadın. Çadırla ilgili gerçekten sıkıntılar vardı ama Malatya genelinde vardı. Herkes maalesef verilmedi. Ya bizim çadırlarımız, biz hiçbir zaman muhtarda bir fayda göremedik. Açık ve net. Abi de tanımıyorum, bak muhtarımızmış. Bak ben burada oturuyorum. Ben bu mahallede 25 yıldır oturuyorum. Bir muhtar hiçbir gün görmedim. Geçen bir kadın geldi bizi ziyarete muhtarlık için. Oyumu ona vereceğim. Sen verebilirsin. Evet. Bizim mahalle hepsi ona. Hiç gittiniz mi mesela? Bir mağduriyetinizi dile getirdiniz mi muhtarlığa gidip? Ben çok gittim. Çok gittim. Ablacığım bir saniye özür diliyorum. Bir saniye. Şimdi bizim muhtarımız vefat etmiştir. Evet. Muhtarımın ben vekil olarak gelmişim. Bir dönemdir ben buraya bakıyorum. Ama bir saniye. Şimdi sizin buradaki parkın sorunu, problemini ben açmışım. Uyuşturucular, dumancılar, şunlar, bunları ben emniyet yoluyla takkat yaptırdım, hepsini ben aldırdım. Biz şikayetçi oluyoruz sürekli. Burada enkazlar varken hayatımız tehlikedeydi. Biz muhtar şimdi görmedik. Sizi de görmedik. Buradaki değerlendirmeyi göz önüne alman için konuşuyorsun burayı. Buranın bir saniye özür dilerim. Şimdi buranın değerlendirmesi yıkım anında burayı yıkan taşeron firmanın buraları toplaması gerek, düzeltmesi gerek. Ya taşeron firmayı zaten biz tanımıyoruz. Kim olduğunu da bilmiyoruz. Biz deprem gününden bahsediyoruz. Hiçbir zor durumumuzda yanımızda yoklardı ya, yoklardı. Deprem gününde ben 9 gün burada arabada kaldım. Ben seni yeni görüyorum. Hayır olur mu? Biz 9 gün burada arabada durduk. Bursa ekibi şuradaki ölüler çıkartmaya geldiği zaman muhtar nerede dediler, biz muhtar bulamadık. Saygınla karşılıyorum. Siz o bayana verin. O bayana verin, gelsin orada otursun. Bayan burada hizmetlerini devam ettirsin. Tamam abla. Şöyle devam edelim. Yani şunu söyleyeyim size ablacığım bir saniye. Tabii ki şöyle oyunuzu istediğinizde verebilirsiniz ama çadır krizi genel anlamda Malatya'daki... Ya çadır değil ablacığım. Yok ben genel konuşuyorum. Tabii ki haklısınız. Arabada kaldık. Kesinlikle haklısınız. Kimse yoktu. Ben size bir şey söylemiyorum. Ama sen belediye sana yardım. Ama yetkililerin duyması gerekiyor. Edecek tabii, etti de. Teşekkürler. İyi günler dileriz abla. Şöyle devam edelim. Biz depremin ilk gününde şöyle ilerleyelim. İlerleyelim şöyle. Vatandaşlar çok tepkili aslında. Gerçekten haklılar ama sitem edilecek yeri bilmiyorlar maalesef ki. Gülhan Hanım, ben burada bu bayana katılıyorum ama bizi zedeleyici konulara girmesin. Ya sizin vicdanınız rahatsa muhtarım, tabii ki herkes her şeyi söyleyebilir. Kendim çapımda ben elimden geldiği kadar yardımcı olmuşum, çalışmışım. Benim arkamdan kimse dedikodu etmesin. Ben hizmetlerimin yanındayım. Devlet büyüklerim beni biliyor. Kaymakam hanım beni iyi biliyor. Emniyet müdürümüz, sayın vali maminlerimiz biliyor efendim, ben tanıyor. Bayan bilmiyor ne yapıldığını bilmiyor. 100 kişide bir tane söylenir, yapılır. Muhtarım tabii ki herkesin eksiği vardır. Efendim, bizim de vardır, sokak. Sizin de vardır ama vatandaşın Hanım, biraz daha ılımlı olması sokak. Lazım. Bura Mehter Sokak. Efendim şimdi buradan 3-5 bina da burada yıkıldı, doğrudur. Hasan Bey Caddesi'ne geliyoruz. Hasan Bey Caddesi'nde de son anlarda çok binalar yıkıldı. Yıkıldı efendim. Şu an değerlendirmeler devam ediyor. Bu aralarda Orta Hasar'dan dönüşüm yapıldı. Onlar da yıkılıyor. İnan ki ablacığım, Sayın İmran Hanım, kıymetli ablamız, biz çalışıyoruz. Elimizden, halk bizi sevmiyorsa, bize vermez olursa biz de çeketimizi alırız. Tabii ki olması diyeriz. Gereken bu zaten muhtarım. Allah hayırlı uğurlu olsun deriz, çıkarız. Bizim kimse kimseyi sevmek zorunda zaten tabii. Değil muhtarım. Yani evet. Tepkisini sandıkta dile getirirler, oy verirler, vermezler. Evet. Onların kendi takdiri ya tabii ki. Ama biraz da vatandaşların araştırması gerekiyor. Bir mağduriyet varsa kapıyı çalması vatandaşın gerekiyor. Yani siz tek kişisiniz. Mesela mahalleli 23 bin kişiden oluşan bir mahalleden bahsediyoruz. Yani bir kapının çalınması gerekiyor. Şu ihtiyacım var, yardım edin denilmesi gerekiyor. Müran Hanım, 100 kişide bir tanesi konuşur, 90 kişi civarı muhtarıma der ki Allah razı olsun der.
O kadıncağız bilmiyor. Ben yeni görüyorum onu. Peki nereden devam edelim muhtarım? Buradan çıkalım. Tamam. Veya ileride de çok yıkılan binalarımız var. Ama ağırlık devam edelim dilerseniz soldan. Bu taraftan bir de görelim. Gerekli bilgili konuşmaları yapalım. Sayın muhtarım, bu devlet büyüklerimize de bir arz edek de. Evet. Bu Antakya'da, Adıyaman'da bu TOKİ'ler yaklaşık 30-40 binden bahsediyorlar. Hı. Tam Malatya'da 4 bin adet teslim edilmiş ve bunu geçen 5 bin küsür maalesef. Teslim edilmemiş ama. Bu önümüzdeki yani hala kura çekilmedi. Ne zaman çekileceği de belli değil. Geçelim. Hem de şimdi, yani bizim bir de mahalle sakini olarak mağdur olduk. Şimdi İmran Hanım, 2200 konutun bu ara kuraları çekilecek, bekliyor vatandaş, halk. Ama 5000 tane yapılıyor. 11000 konut yapılacağını arz ediyorum, yani söylüyorum. Ben bu konu bizle olan bir konum değil. Efendim, ama vatandaş mağdur, bir an evvel yapılması gerekiyor. Vatandaş artık kalıcı konutlarına yerleşmek istiyor. Canından bezdiler, evet. Yani haklılar. İnan ki İmran Hanım, sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ama devlet büyüklerimizden istirham ediyorum. Bir an önce bu iyileştirmeleri yapsınlar. Halkımız, toplum, vatandaş binalarına kavuşsunlar. Evlerine kavuşsunlar ki huzurlu olalar İmran Hanım. Yine sol tarafımızda efendim, boş burası, tarla görüyoruz maalesef. Önceden efendim, buralarda hayat vardı, binalar çok vardı. Güzel. İnan ki İmran Hanım, burası efendim Selimiye Sokak. Bura. Selimiye Sokak. Burada inan ki Hasan Bey Caddesi'nde buralar eski BİM olarak geçiyor. Efruz vardı. Yasemine apartmanı vardı. Buralar sizin dediğiniz gibi çok sıcak ilgi gördüğü yerlerdi buralar. Çok da gelişmişti aslında, evet, buralar. Evet. Gerçekten son yıllarda en gelişmiş yerlerden biriydi ama maalesef asrın felaketine dayanamadı. Evet. Kaç tane burada bina vardı muhtarım ve kaçı yıkıldı? Şimdi efendim burada 750 konutluk bir emlak konutun yapacağını arz ediyorum. Ama her gün benden soruyorlar ya muhtarım ne oldu buralar? Ben de diyorum önümüzde seçim var. Bu seçim bitsin, emlak konut gelir başlayacak. Efendim karşı Meyrem siteleri, efendim Fellak, Gayret Sokak, Külliye Sokak, Verit Mevlid Aslanoğlu Caddesi, buralarda 240 konut orada yıkıldı. Peki bu civarda hayatını kaybeden vatandaşımız oldu mu? Buradan kayıp yok. Ağır hasar aldı, daha sonrasında yıkıldı. Binalar hasarlı gördü, yıkıma devam etti. Muhtarım şunu sormak istiyorum. Tabii çok fazla yıkılan bina var. Deprem anında olsun, sonrasında ağır hasar alıp yıkılan binalar olsun. Buranın zemininde mi sıkıntı var? Kullanılan malzemeden kaynaklı mı bu yıkımlar şimdi, gerçekleşti? İmran Hanım, benim ben bir eski inşaat sektöründen geldiğim için müteahhitlik ve inşaat sektörü baba mesleği. Efendim bazı müteahhit arkadaşlar inşaat sektöründeki değerlendirmeye göre binanın tabliye suyularını binaya suyunu vermemişler. Binanın suyunu verdiği an o demini alır, bina sağlam olur. Yani beton suyunu yiyecek. Beton yedirmedikleri için maalesef tabii, bina zarar bizim görüyor. Yaptığımız binalar aşağıda baba mesleği olarak yerine duruyor. 49 sene, 50 senelik binalar yapmışız. İnan ki Tevfik Temelli Caddesi'nde 1976-77 dönemlerinde ben gençlik dönemde sabah 5'te kalkıyordum. Oğlum kalk buraları sulayalım, sula derdi. O günden beri bak bina sağlam. Sulamadan kaynaklı mı? Tabii. Geneli yani yıkılma nedeni sizce? Demirin çimantosunu eksik koymuşlardır, yapmışlardır. Ona ben bir şey demiyorum. Ama beton suyunu almamıştır. Genelde kaç yıllık binalar yıkıldı? 5 senelikler var. Yakın günlerin evleri yıkıldı hep. Sağ tarafta da yine bir yapının orta hasar aldığını galiba efendim, görüyoruz. Burası
Meyrem siteleri 240 konut. 240 konut binaların aynı günde yıkıldı. Birinci bir tanesi ikinci, bile sağlam kalmamış maalesef. Birinci ve ikinci depremde yıkıldı buralar. Efendim orada Buhara Cami var. Camide var mı sıkıntı? Camide yok. İyi. İbadet yapılıyor orada. Kaç tane cami var mahalle sınırları içinde? Efendim bina 1991'lerde 91 yıllarında yapıldı bence cami. O civarlarda yapıldı. 32 yıllık bir camiden tabii, bahsediyoruz. Tabii. Sağlam. Burası efendim Selimiye sokaktan gelen efendim burası teksif evleri, aslanlar binası. Buradan yine Meyrem sitelerine giden yol, Külliye sokak, efendim Gayret sokak buradaki binalara bağlı 240 konut yıkıldı. Buradakiler bu 3-4 tane bina burada aynı durumda. Orta hasarlı burası da. Yıkım yapılacak bugünlerde. Efendim Özgün Kaya siteleri. Bunlar da yıkılacak. Yerine binalar yapılacak. Buradaki Aslanlar sitesi var. Onlar da önündeki aslanlar hepsi yıkıldı. İşte bunlar az hasarlı mı? Yıkılmayanlar şuradakiler. Az hasarlı geçiyor. Evet, az hasarlı. Maalesef mahalle çok ciddi anlamda yıkım mağduriyetini yaşayan mahallelerden biri. Bak direkt yerlerini koruduruyoruz. Gün geldi, zaman geçiyor buraya. Efendim TEDAŞ'ın sokak lambaları mı, direkleri mi dikiliyor? Sokak lambaları kurulacak. İhaleyle kuruluyor. En büyük sıkıntı şu. Şu an direkler dikiliyor ama Temel Caddesi'nde de 50-60 tane direk dikildi ama ışık yanmıyor. Yanmadıktan sonra direğin olması da çok aynen öyle. Çok haklısınız. Aynı zamanda şurada yüzlerce esnaf vardı. Cıvıl cıvıl bir cadde. Biliyoruz evet buraları. Sürekli kullandığımız işlek yollardan biriydi. Acaba iş yerleri tekrar yapılacak mı? Yerinde dönüşüm mü? Yoksa buradaki hak sahipleri TOKİ'ye mi gidecek? İnsanların en çok merak ettiği konu bu. Yani zaten mağduriyet. Herkesin derdi zaten konut. Mağduriyet. İnsanlar zaten çok mağdur. Tamam. Muhtar kadın tepkisinde haklı. Çünkü burası 23 bin nüfusu var. 50 koli geliyordu. 50 koli de. Ya tabii ki vatandaş çok haklı. Gerçekten ama haklılar. Ama vatandaşın da biraz mücadele etmesi yani gerekiyor. 23 bin nüfusa 23 tane çadır gelmiş. Bütün mahallelerin ortak problemi bu zaten. Yani o dönem bir çadır krizi yaşandı. Hiçbirimiz çadırlara yani ulaşamadık maalesef. 23 bin olan bir mahalleyle 23 bin nüfusu olan bir mahalleyi kıyaslayamayız. Yani 23 tane çadırla kime verebilirsiniz? Aynen yani öyle. Yani yetkililer verecek çadırı, muhtar dağıtacak. Yani, işte yani düzenli bir şekilde. Talep de edecek. Yani tamam, çadır krizi bütün mahallelerde vardı. Belki sizin muhtarınız nezdinde konuşacak olursak, hani belki istemediğini düşünüyorsunuzdur ama civar muhtarlar da istedikleri halde çadır verilemedi. Maalesef ki verilmedi. Daha sonrasındaki mağduriyetlidir devam etti ama. Yani tamam ilk 4 gün, 5 gün, bir aydan bahsetmiyorum. Daha sonrası. Ve bir yıl geçti. Caddede herhangi bir görüyorsunuz ağır hasarlı binalar, orta hasarlı binalar duruyor. Yıkım dahi devam ediyor. İnternet yok. İnternet ciddi problem Malatya genelinde zaten. Elektrik aynı şekilde. Işıklandırma yok. Yani bunlar yapılacak şeyler ama halen yapılmadı. Ki ben 4. ayın 25'inde başvuru yapmıştım. Enerji Bakanlığı'ndan falan yazı da geldi. 6. ayın 30'unda Malatya'nın Temel Caddesi olsun, sokaklar, caddeler ışıksız kalacak, hiçbir yer kalmayacak diye bana yazı da geldi. Şu an 2. aydayız. Tam bir yıl. Ama bunun gibi birçok sorun, sıkıntı var. Biz de çok kez dile getiriyoruz ama evet, gerçekten yani. Sürekli aynı ya şeyleri konuşuyoruz sesli, gerçekten. Sessiz oldunuz, RTV oldu. Yere televizyonlarda falan Malatya'nın gündeme geldiğini görmedik. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah artık duyarlar. Şunu söyleyeyim ya. Hatay, Maraş bence üçüncüsü de Malatya. Hı hı. En çok hasar alan illerden. Tamam can kaybı
O illere göre biraz daha az. O yüzden mi gündeme gelmedi? Yoksa buradaki yetkilerde mi sıkıntı var? Onu bilemiyorum. Vatandaşın da biraz sesini çıkarması gerekiyor ama. Maalesef Malatyalılar bu konuda sesini biraz duyuramıyorlar. Aynen, tepkilerini doğru. Sadece bize dile Akla getiriyorlar. Bir yetkiliyi görünce maalesef herkes sus pus kesiliyor. Kimse anlatmıyor derdini, sorununu. Depremden 2-3 ay sonrasında hatta şehit oldu. Malatya az hasarlı iller arasına da alınmıştı. Ya bu kadar sessiz. Gaziantep, Antep, Diyarbakır, Adana hep dile geldi. Malatya ismi geçmiyordu. Ve halen bu öyle. Sıkıntılar bilmiyorum. Böyle devam edecek gibi görünüyor. İnşallah bir an evvel toparlanır artık, ne diyelim. Yani İnşallah. Gerçekten gündeme getiriyoruz. Umarım yetkililer de sesimizi duyar. Şu sokak lambaları artık yanar. Elektrik problemi çözülür. İnternet sorunu çözülür. Bu yıkım faaliyetleri bir an evvel tamamlanır. Yani, tabii vatandaşın sesi sizsiniz. Bunu gündeme getirenler de sizlersiniz. RTV var da Malatya'nın biraz sesi duyuluyor. Sürekli sokaklarda. Depremin ilk gününden beri RTV görüyorum. Ben sadece bir hafta falan Malatya'da ayrıldım. Daha sonra hep Malatya'daydım. Gördüğümüz RTV. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şöyle devam edelim muhtarım. Bizim Mıktarlık'tan biraz aşağı doğru oralarda tanıtalım. Bir gösteri yaptıralım. Efendim bazı konuları, açıklamaları yine yapalım. Şu anda hemen karşımızda Çiğdem Toskoparan Kadın Çiğdem Kültür ve Spor Merkezi, var. Malatya Büyükşehir Belediye'mize bağlı. Efendim kadınlardan ve çocuklar, gençler, bayanlar, hanım kızlar gelir burada spor yapıyorlar. Çalışıyorlar efendim. Mükemmel bir hizmet yeri. Ne zamandır faaliyette? Burası önce Esenlik'e bağlı alışveriş merkeziydi. Sayın Cemal Akın döneminden sonra burayı spor merkezine çevirdiler. Yer sahiplerinin değerlendirmesiyle kapansın dedi. Biz burayı dedi sportif faaliyetler için dedi vermiştik dedi. Ticari saha için vermedik dediler. Oradan sonra İmran Hanım kapandı. Hizmetler bu duruma geldi. Peki şu anda mahallenin en büyük sıkıntısı ne muhtarım? Vallahi şimdi o gelişi güzel sokak lambaları kurulacak. Tabii aydınlatmalar yapılacak. Telefonlar, efendim internetler bunlar özellikle yapılıyor. Yavaş yavaş yapılıyor. Biz birden yapılacak gibi olmuyor İmran Hanım. Tabii öğün öğün. Yavaş yavaş. Muhtarım ama bir yıl oldu ve vatandaş çok sabretti. Yani personel sayısı artırılabilirdi. Yani bunun önüne geçilebilirdi. Yani ciddi anlamda vatandaş çok mağdur edildi bu süreçte de. Devletin bazı, onlar özel sektör. Mecliler biraz bastıracak. Ağırlıklı diyecek ki, hızlandırın kardeşim. Yapın buraları. Vatandaşa sıkıntı yaratmayın. Arz edeyim şimdi İmran Hanım, bizim Malatya Zavya Mahallesi Tepik Temelli Caddesi bölgemizden mesela araştırma hastanesine, aynı zamanda Ünlü Üniversitesi'ne giden bir otobüsümüz vardı, körüklü. Bu araç depremden sonra çalışma yapmadı, doğrudur, yoğun çalışmalar vardı, ondan dolayı oldu. Bugünlerde yıkım yok. Hizmet tamam. Niye çalıştırmıyorsunuz kardeşim? Ben buradan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızla bağlı MOTAŞ Sayın Müdürüm, bir an önce bizim buranın otobüslerini hizmete soksun. Vatandaş sıkıntı içinde. Hastanelere gidiyorlar. Tam 2 kilometre ileride yukarıda. Nerede gitsinler de bunlar arabaya binsinler? Bunu vatandaş bize de çok sık yazıyor aslında. En büyük problemlerden biri de bu. Sıkıntıların birinci derecesi budur. Ben Sayın Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, efendim Selahattin Gürkan Başkanımdan istirham ediyorum. Bunu Sayın MOTAŞ Müdürümüze veya daire başkanlarımız bu konuda özellikle bunu harekete geçirsinler. Vatandaş, öğrenciler
sıkıntı çekin de. Öğrenciler üniversiteye gidiyor efendim. Nerede gitsin bilsin? Tam 2 kilometre aşağıda çevre yoluna gidip biniyorlar. Kış günü yürüden hanım olur mu? Bir tıp merkezine giden yaşlılar vardır. Bayağı, yani onların yürümesi de çok gidiyorlar, zor. Tedavi için gidiyorlar. Bunların özellikle önünü açmaları gerek. Muhtarım, bunu biz de sormuştuk aslında. Hülya Hanım'a yazmışlardı. Kendisi sordu MOTAŞ'a. Evet. Onlar da güzergah boyunca yıkım faaliyetlerinden kaynaklı dediler ama sizin de dediğiniz gibi vatandaşın da aslında bize aksettirdiğinden kaynaklı söylüyorum. Güzergah boyunca yıkım faaliyetlerinin olmadığını söylüyor vatandaş da. Siz de aynı şekilde söylüyorsunuz. Yıkım duraklama devrinde şu an. Yok. Bunun önünü açmaları gerek. Yani yaşlısı var, hastaneye gidecek kişiler var, eğitim, öğretim, üniversite var, öğrencisi var, gençleri var. Bunlar ne yapsın İmran Hanım? Mecbur bunların önlerini açmak için otobüs gelecek buradan, öğrencileri alacak, hastaneye giden kişileri alacak, götürecek ki bunlar hizmet olsun. Bir de çok aktif ve yoğun bir hattan bahsediyoruz aslında. Evet. Yani yolcu sayısının da üst düzey olduğu bir civardan bahsediyoruz. Şimdi bir güzergahtan bahsediyoruz. Tam ileride 2 kilometre ileride kanal üstü var. Oradan araçlar geçiyor. Ya oradan niye geçiriyorsunuz sayın müdürüm? Yerinden geçirin. Şu an yıkım yok. Tertemiz, düzenli bir yer. Buradan otobüslerin sefer olmasını istiyorum. Tekrar eski düzene geri dönülsün istiyor vatandaşlar. Evet. Buradan seslenelim. Bize de çok yazıyorlar artık, vatandaşı daha fazla mağdur etmeyelim gerçekten. İstirham ediyorum Sayın Başkanım. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanıma harekete geçmesini istiyorum. Biz Selahattin Gökhan Başkanımızı severiz. Bizim saygımız var. Mümkünse halkımıza bir kolaylık göstersin. Yardımcı olsun. Zaten yaralı vatandaşlardan bahsediyoruz. Çok yara aldı. Yani depremde, asrın felaketinde büyük yaralar alındı bu kent genelinde. Zaviye Mahallesi'nde de aynı şekilde. Şimdi, yani bu mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesi lazım. Burada Meyrem sitelerine, Hasan Bey Caddesi'nin bulunduğu alanda 240 dairenin 6 katlı asansörlü binalar var. Yıkıldı. Bunların özellikle mağdur olmuş vatandaş. Hep konteynerlerde, Mina konteynerinde, Manas konteynerinde, efendim Karakavak tarafındakinde, şeker fabrikasının orada, Topsöğüt, Samanlı, Et Balık Kurumu, Et Malet 2, Malet 1, üniversitenin orada var. Efendim Samanköy, efendim 3 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre ilerlerde, inan ki ben üzülüyorum. Konteynerde kalıyorlar. Ben bunlara özellikle yardımcı olacaklar. Muhtarım, sıkıntı. Sol taraf ekonomik pazarıydı, hatırlıyoruz. Ekonomik pazardı, bak hatırlattınız, çok güzel. Burada halkımız, burada ekonomi pazarı var, bina vardı. Efendim burada vatandaş, aile sıkıntılarını, alışverişlerini karşılıyorlardı. Oranın da yerleri yıkılınca bence sıkıntı yine başladı. Ya vatandaşların aslında konum belirttiği yerlerden biri. Neredesin? Evet. İşte ekonomik şimdi pazarın önündeyim diyorlardı ama yıkıldığını vardı, görüyoruz. İmran Hanım. Aha. Şok. Hatırlıyoruz muhtarım. Sayın Bölge Müdürümüz Necip Bey'e istirham ettim. Dedim Sayın Müdürüm, Bölge Müdürüm, buraya dedim gelin bir alışveriş merkezi açın. Halkımız mağdur, sıkıntılı, uzaklardan gidip alıyorlar. Dedi Sayın Muhtarım, ben dedi bir çalışma yapayım, geleyim. Bir ay, 1,5 ay bir baktım, müdürüm geldi. Dedi ki, sahibini de çağırdım. Buraya BİM'i açtılar. Birkaç ay oluyor zaten açılalı. Tabii, biz de açıldım, şahitlik ettik geçerken. Şimdi güzel şekilde alışveriş yapıyorlar. Halkımız diyor ki, vatandaş, toplum, muhtarım Allah senden razı olsun. Buraya güzel bir alışveriş yeri açtınız. Bak biz geliyoruz, uzak yerlerden alacağımıza buradan alıyoruz. Efendim sözün gelimi bu binanın Miraç Apartmanı, Tebrik Temelli Caddesi'nde bir tane vatandaş yukarıda oturuyor. Burası orta hasarlı. Orta hasarlı yapıda oturuyorlar, evet, en üst katta hem de. Buradaki vatandaş
halk, toplum, binadaki oturanlar burada güçlendirme yapılacak diye mahkemeye vermişler. O tabela asılı orada, o konumda orada yazıyor. Diyor ki biz tabela tabii kaymış, biraz okuyamıyorum. Yürütme durdurma verdik. Oranın mahkeme kararı çıksın ondan sonra diyor. Ben de dedim ki ya burayı niye bekletiyorsunuz kardeşim? Ya yıkın ya da bir an önce iyileştirmesini yapın. En üst katta da yaşayan vatandaşı gerçekten cesaretinden dolayı tebrik etmek lazım. Nasıl yaşayabiliyorlar? Sen burada korkmuyor musun? Niye oturuyorsun burada? Büyük cesaret ama. Dün dedim git bir yerde, başka yerde kal, otur, yat. Ben bir şey diyemiyorum İmran Hanım. Kaç kişi kalıyor orada? Bir kişi, bir aile kalıyor, o da bir kişi kendi. Tek bir kişi. Hanımı malımı da demiş, ben korkuyorum, ben gelmiyorum. Çocuklar, adam tek başına kalıyor. Bir oğluyla bir kendi kalıyor. Büyük cesaret. Yani gerçekten şöyle baktığımız zaman zaten bayağı sıkıntılı olarak, görünüyor. Zaviye Mahallesi muhtarı olarak o bina benim üzerime gelecek diye korkuyorum. Bak o deprem günlerinde vallahi İmran Hanım bizim üstümüze gelecek diye ben dışarı çıkıyorum o soğuklarda. Diyorum ya her an bizim bu bina gelecek, başımıza gelecek. Bazen vatandaşa kızıyoruz, hani can daha değerli diyoruz ama bazen de vatandaş mağdur, gidecek yeri olmayınca ne yapsın düşüncesine kapılıyoruz onları dinledikten sonra. Evet. Yani gerçekten iki arada bir derede kaldığımız zaman çok fazla oluyor. Bizim mıhtarlığımız inan ki Zavya Mahallesi Tebrik Temelli Caddesi'nin bulunduğu alandadır burada. İnan ki hizmetleri yapıyor. O bayan kendini bilmiyor. Dengesiz konuşuyor. Dedim ya bacım hanım bir dakika biz konuşalım. Yok. Onun için sizden istirham ediyorum. Şey de olabilir. Yani o süreçte sıkıntı büyüktü. Yetersiz olmuştur. O denk gelmiştir. Sizin elinizdeki bir şey de değil. 100 koli gelmiştir. O sırada yoktur. Denk gelmiştir. Aynen. Yani sistemin de haklı olabilir de. Vatandaş haklı ama vatandaşın da biraz çaba göstermesi gerekiyor. Biz bunu savunuyoruz. Tabii ki vatandaş sonuna kadar haklı. Ben burada tırlarla, kamyonlarla ben burada dağıtmışım. Muhtarım nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi biz kimseyi ortada bırakmadık. Herkesin yarasına merhem oldum. Dağıttım tırlarla, kamyonlarla, sosyal yardımlaşmadan, vilayetten, belediyelerden. Ablacığım, İmran Hanım gelmiştir de. Ben dağıttım. Sen geç kalmışsın da alamamışsan ben ne yapayım? Diyoruz ya muhtarım, hani vicdanınız rahatsa ben yaptım diyorsanız, gece başınızı yastığa rahat koyuyorsanız yapacak bir şey yok demektir. Bizim taksici arkadaşlarımız aynı zamanda Malatya Zaviye Mahallemizin muhtar adayıdır kendisi. Murat Evren. Biz bir yanlış bir imlaj değerlendirmesi yapamayız. Bütün ben burada muhtarımla doğru söyleyeyim. Muhtarım var ya kaçıp gitmedi ha. Ben yani vatandaş burada olarak bazı şeyleri gördüm. Yani muhtarım buradaydı yani. Deprem zamanı, şey zamanı buradaydı yani. Ben Ekim Hanı Çanakpınarlıyım. Muhtarım ben burada gördüm yani. Muhtarım deprem zamanı buradaydı. Millete yardımcı oldu yani. İlk günden beri bunun başındaydı. Yani hiç kaçıp gitmedi. Ben hatta şahidim. Çok teşekkür ederiz muhtarım. Artık programımızın da artık sonuna geliyoruz. Şöyle bir iki cümleyle toparlayacak olursak neler şimdi söylersiniz? RTV yayın yönetim ve sizlere İmran Hanım ve kameracı arkadaşıma, kameraman arkadaşıma çok teşekkürlerimi iletiyorum. Hizmetlerinizde her zaman başarılar diliyorum. Efendim Zaviye Mahallemizin mükellef oturanları ve bu durumlarda binalarda, dairelerde, nerede oturuyorlarsa, konteynerlerde benim bir yanlışım olmamıştır. Ben vicdanen burada herkese destek vermiştim. Burada oturmayanlara bile destek vermiştirim. Yardımcı olmuşturum. Herkes, çoğunluk bu arkadaşıma da ben katılıyorum. Ben her daim gelen kolu, gıda paketi, giysi ne olursa olsun ihtiyaç sıkıntısından veriyordum. Gel al kardeşim. Bak rastlıyordum, al diyordum. Sayın taksici arkadaşımız Ayhan Usta. Efendim biz burada herkese milli birlik beraberlik içinden şaşmadım. Peki muhtarım çok ben teşekkür ederiz. Sağ olun. Toplattım, dağıttım. Efendim
İnan ki biz elimizden geldiği kadar yaptık. Yine teşekkür ediyorum ben sizlere. Buraya kadar sizleri yoruldunuz, geldiniz. Sizlere ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz muhtarım. Görevinizde de başarılar diliyorum. Var olasınız. Sayın Yayın Müdürümüze, RTV sahiplerine ben buradan medyaya teşekkür ediyorum. En derin saygı, selam, hürmetlerimi iletiyorum. Teşekkür ederiz muhtarım. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, bugün de Zaviye Mahallesi'ndeydik. Yarın başka bir mahallede görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.